Denizli'den, Ankara'dan ve çeşitli illerden gelen çok kıymetli misafirlerimiz. Biz aslında 12'de bu işe başlayacaktık ama siz erken başlayınca biz de erken geldik. Öncelikle şunu ifade edeyim. 15 yıldır çoğu arkadaşımızla birlikte Hatay'ımıza hizmet ettik. Biz Hatay'ımızın ne anlama geldiğini bilen insanlarız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında Adana'ya kadar gidip 4 saat boyunca ordumuzu teftiş etmesi, ayakta durması ve Hatay'ı şahsi meselesi addetmesi bizim için çok önemli. Ve biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önceki kurtuluş mücadelesi ve kurtuluş mücadelesinden sonraki kuruluş mücadelesi, Cumhuriyet'in ilanı ve birçok devrimin yapıldığı süreç içerisinde 1918-1938 yılları arasında Hatay anavatana katılmadan önce büyük bir bağımsızlık mücadelesi verdi. Ve bu bağımsızlık mücadelesi sürecinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem kurtuluş mücadelesi, hem kuruluş mücadelesi, hem de devrimleri sırasında hem kalbi Hatay'daydı, hem bir gözü Hatay'daydı ve bütün imkanlarıyla Hatay'a hizmet etti, Hatay'a destek oldu. Ve 20 yıl süren bizim bağımsızlık mücadelemizin son demlerinde de hasta yatağından gelip Adana'da Hatay'a sahip çıkmak adına güzel cümleler kurdu ve Hatay'ın benim şahsi meselem olduğunu, kendi meselesi olduğunu ifade etti. Biz o kurtuluş mücadelesinden sonra 10 ay 20 gün önce devlet olduk. Daha sonra devlet olmayı bıraktık. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli bir serhat şehri olmayı tercih eden bir şehiriz. Ve biz 2 nesil önce Kurtuluş Mücadelesi'ni 20 yıl vermiş bu şehrin belediye başkanı olarak ben 3 dönemdir Hatay'ın jeostratejik, jeopolitik önemini bilerek Hatay'daki bütün renklerimizin o Hatay'a vermiş olduğu güzelliği, ahengi, kardeşlik bağlarını, sevgiyi bilerek hizmet ettim. Bir şehir sadece altyapıdan, üst yapıdan ibaret değildir. Bir şehrin ruhu vardır. O ruh Hatay'da çok belirgindir. Yüzyıllardır dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi olmuş. Enlerin ve ilklerin şehrinde gerçekten de kimlerle birlikte niçin hizmet ettiğimizin farkındayız. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine 15 yıldır sahip çıkmaya çalışan ve oradaki bütün renkleri harmonik bir şekilde gökkuşağındaki renkler gibi birbiriyle barışık yaşamasını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkentindeki Anıtkabir'e bakarak yaşamasını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o şanlı bayrağı altında onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamaya gayret ettik. Tabii ki son yıllarda o jeostratejik ve jeopolitik önemi daha da artan Hatay'ımızla ilgili büyük oyunlar oynanmaya başladı ve biliyoruz ki bu oyunlardan bir tanesi de Hatay'daki sığınmacı sorunu. Şu anda Hatay'da 550 bin civarında sığınmacı bulunmakta ve bunların sayısı gittikçe artmaktadır. Depremle birlikte Hatay'ın nüfusu gittikçe azalmakta. Özellikle Ova kısmında 9 ayrı ilçemizde bizim nüfusumuzla Suriyeli nüfusların birbirine yakın olmaktadır. Suriyeli nüfusu her kadın 5,3 çocuk doğurmakta. Bizim insanlarımız, bizim kadınlarımız 1,93 doğum yapmaktadır. Bu ne demektir? Bizim nüfus sayımız gittikçe azalmaktadır demektir. Bunun dışında bir tane Suriyeli 3-4 tane hanımla evlenebilip her evde 15-20 çocuk olmaktadır. Yani Hatay son 12 yılda müthiş bir sığınmacı sorununa karşı karşıyadır ve mevcut iktidar bu sığınmacı sorununu görmezden gelmektedir. Ve depremle birlikte sadece can kaybı olmadı, Hatay'da birçok insanımız farklı illerde yaşamak mecburiyetinde bırakıldı. Şu anda Hatay ekonomisi de çok zor durumda. Ekonominin zor durumda olması gençlerimizin iş bulma imkanını azaltmakta ve dış göçü zorlamaktadır. Bununla birlikte hem esnaf, hem sanatkar, hem ticaret, hem de tarım sektörü, turizm sektörü çok yara almıştır. Ve bu yara alan sektörde iş bulamayan gençlerimiz yine başka illere gitmektedir. Yani Hataylıların nüfusu gittikçe azalmaya mahkum bırakılmıştır. Bununla ilgili hiçbir şey yapmayan hükümet
sadece Hatay'daki Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmakla meşguldür. Sayın Valimiz geldiği günden beri devletin ve milletin hizmetini yapacağına Hatay'daki hizmetleri bir tarafa bırakmış, sadece siyaset ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Lütfü Savaş'ta uğraşmıştır. Seçim günü sabaha kadar da bu uğraşını sürdürmüştür. Maddi manevi bir şekilde Hatay'da siyaset yapmıştır ve İktidar Partisi'nin belediye başkanı adayını desteklemiştir. Ben buradan şunu sormak istiyorum. Hep bizde gelen baş müfettişlerimiz, Yargıtay, Sayıştay'daki üyelerimize biz saygı duyuyoruz. Devletimizin denetim organlarıdır, teftiş organlarıdır. Tabii ki bizleri denetleyecektir. Ben Sayın Valimiz geldikten sonra AFAD'a gelen paraların nerelere aktarıldığını, nasıl kullanıldığını, için kullanıldığını ben müfettişlerimizden ve Sayıştay üyelerinden gelip denetlemelerini arz ediyorum. Sayın İçişleri Bakanımız geldi geleli Sayın İçişleri Bakanımız birçok olayı ortaya çıkardığını görüyoruz. Lütfen Hatay'daki Sayın Valimizin bugüne kadar yapmış olduklarını ve seçim süreciyle ilgili yapmış olduğu harcamaları, bu harcamaların kaynağını ve nereye bu harcamalar aktarıldığını ben Sayın İçişleri Bakanımızdan arz ediyorum. Lütfen araştırsın. Gerçekten de biz iki siyasi parti arasında seçim yaptık. Ben 15 yıllık belediye başkanıyım, akademisyenim ve doktorum. Yani bir şeyin nasıl olduğunu az çok bilecek yaşta ve çaptayım. Ve 15 yıllık belediye başkanlığım sürecimde de siyasetin ne demek olduğunu öğrendim. Biz siyaseti Hatay'ın ve Türkiye'nin daha iyi olması, daha kaliteli yaşam tarzına insanların geçmesi, refah seviyemizin yükselmesi, daha kültürlü insanlarımızın olması ve birbiriyle barışık bir Türkiye olması için yapıyoruz. Yani biz hayırda yarışıyoruz. Ama biz devletimizin valisinden itibaren siyaset yapmasına alışkın insanlar değiliz. Çünkü gelen valilerimiz devletimizin öncelikli işlerini yapması ve oradaki halkın gerçekten de birbiriyle ahenkli yaşamasına katkı sağlaması, özellikle deprem bölgelerinde depremdeki sıkıntıların bir an önce giderilmesi için gelen kaynakları deprem sıkıntılarını gidermek için kullanmasını gerektiğini biliyoruz. Ama gerçekten bu seçimdeki biraz önce konuştum gene birçok sıkıntı var ve bizim elimizde birçok delil var. Biz Yüksek Seçim Kurulu'na bunları sunduk. Bunları hepiniz de biliyorsunuz, buraya gelene kadar okumuşsunuzdur, dinlemişsinizdir. Mesele şu, biz rahmet ve mağfiret ayındayız. Yani Ramazan ayındayız ve İslam dinine inanan insanlarımız bilir ki bir saatlik adalet 70 yıllık nafile ibadetten eftaldır. Yani yani 14,5 ay önce ölmüş 3389 tane insanımızın seçim listelerinde isminin olduğunu görüyoruz. Veya bundan önce sayılan Kütahya'dır, başka işte illerde, Gazi Osman Paşa'da 10 tane, daha doğrusu insanlarımızın iki parti arasındaki farkın 10 katı geçersiz oyun olduğunu görüp de sayılan sandıkları görüyoruz ama bizim şu anda iki parti arasındaki farkın 15 katından daha fazla maalesef geçersiz oyun olduğu bir ortamdayız. Bunun dışında hiçbir şekilde kanunen sandık başkanı olmaması gereken 20 ve üzerindeki insanın sandık başkanı yapıldığını görüyoruz. Ve birçok tutanakta paraf olmadan rakamların değiştiğini görüyoruz. Yani birçok şeyi görüp ve bunu gördüğümüz, tespit ettiğimiz şeyleri Yüksek Seçim Kurulumuzla paylaştık. Biz bugün bu Ramazan ayının içerisinde akşama oruçlarını açacağını düşündüğümüz Yüksek Seçim Kurulu üyelerimizden adaletle hükmetmelerini bekliyoruz. Yani İslam dininin yapı taşlarından bir tanesi biliyorsunuz adalet. Diğer dinlerin de yapı taşlarından bir tanesi adalet.
Biz adaletli bir sonuç bekliyoruz. Buraya kadar gelen bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ama yolda gelip de saat 2'de olduğunu bilip de yolda olan dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza, belediye başkanlarımıza ve bütün partimizin içerisinde emek veren bütün dostlarımıza, sizlere, basın mensubu arkadaşlarımıza, Adalet Partisi'nin genel başkanımıza, genel başkan yardımcılarımıza hem seçimde hem seçim öncesi yanımızdalardı. Bugün de yanımızdalar Sayın Genel Başkanımcımız. Yani avukatlarımıza, hukukçu arkadaşlarımıza, yani seçim öncesinden itibaren emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ve ben bu Ramazan gününde adaletin tecelli edeceğini, artık Türkiye'de hukukun üstünlüğünün tartışılmadan uygulanacağı bir günlerin artık önümüzdeki günler olacağını düşünüyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi biz sonuçları buradan takip edeceğiz. Hep birlikte inşallah sonucu takip edip burada müjdeli haberi alıp öyle gideceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Önce Hatay'ın huzuru ve barışı için savaşacağız. Sonra da kalkınması için savaşacağız. Biz güzel şeyler için savaşacağız. Barış için savaşacağız yani. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonucu alana kadar buradayız. Teşekkür ediyoruz. İskenderun Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Dudoğlu burada. Onun da gerçekten söyleyeceği çok şey var. Buyurun Mehmet Bey. Teşekkür ederim başkanım. Değerli misafirler, değerli basın mensupları, bize katkı sunan, destek için gelen Hatay'dan ve Ankara'dan, diğer illerden herkese çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Değerli dostlarım, ben İskenderun'da 33 yıldır avukatlık yapıyorum. Hukukun üstünlüğüne, adalete ve yargının bağımsızlığına inanan bir hukukçu arkadaşınızım. Bu bizim andımızdır. Hukukçuların bir andı vardır. İskenderun'da özellikle Büyükşehir Belediye Başkanım söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımız söyledi. Büyük usulsüzlükler var. Bizim özellikle İskenderun'da tespit ettiğimiz ve üst olarak İskenderun'un kullanıldığına inandığımız usulsüzlüklerin hem İskenderun'da hem de Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde iptale sebep olabileceğini çok iyi biliyoruz ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'nu bilgilendirdik. Arkadaşlarım, tam kanunsuzluk var. Tam kanunsuzluk var. 22, başkanım 20 dedi ama 22 olduğunu tespit ettiğimiz 298 sayılı yasanın 26. maddesi. Yani sandıklarda sandık başkanlığı ve üyeliği yapamayacak memur veya memur olmayan arkadaşların görev aldığını, yasaklı arkadaşların görev aldığını tespit ettik. Bu çok önemli bir sebeptir. Başka seçimlerin iptaline de sebep olmuştur. Biz İstanbul Belediyesi seçiminde olmuştur arkadaşlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Ayrıca emsal kararları da YSK'ya sunduk. Ben hukukun ve adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Avukat arkadaşlarımız hem Antakya'da hem İskenderun'da bir haftadır çalışıyorlar. Özellikle üç konuya ayırdık. Birincisi sandık, özellikle seçim tutanaklarındaki usulsüzlükler, sakatlıklar o kadar çok ki, o kadar başıboş ki, karalamalar, tasdik edilmemiş, imzalanmamış karalamalar, zarf sayısının seçmen sayısıyla uyuşmaması gibi. Bunlar çok önemli. Bunların tespiti gerekir. Bu genel manada tam kanunsuzluğu destekleyen şeylerdir.
İskenderun'da tespitimize göre çok önemli olduğuna inandığımız, yıllar önce Sayın Lütfü Savaş'ın da söylediği, bizim de İskenderun'da bahsettiğimiz 3700 tane Suriye kökenli, Suriye'den gelen sığınmacının, Türk vatandaşı yapılan sığınmacıların oy kullandığını da tespit ettik. Bence bu da çok önemlidir. Hatay'da toplam 24 bin, bunlar da önemli şeylerdir. Arkadaşlar, İskenderun'da biz 1077 resmi tespittir. Bizim sayılması halinde kazandığımızı düşündüğümüz için resmi tespit olduğunu söylüyorum. Arada fark vardır birinci olan partiyle. Geçersiz oyların sayısı 5102'dir. 165 bin seçmen içerisinde 1077 farkla kaybettiğimiz resmi olarak belirtilmiştir ama geçersiz oyların sayılması bile ilçe ve il seçimlerinde, seçim kurullarında reddedilmiştir, okunmamıştır. Tekrar söylüyorum, ben adaletten yana olan bir hukukçuyum. Mutlaka hukukun tecelli etmesi gerektiğine inanıyorum. 5102 sayısı 1077 sayısının yaklaşık 4,5-5 katıdır. Başka yerlerde AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda yaptığı itirazlar kabul edilmesine rağmen Hatay'da, İskenderun ve Antakya seçim kurullarında reddedilmiştir. Bunları özellikle söylüyorum arkadaşlarım. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun özellikle bugün akla, mantığa ve adalete uygun davranacağını düşünüyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız söyledi. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız, Atatürk'ün torunlarıyız. Cumhuriyete, demokrasiye, adalete sahip çıkacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar, unuttuğumuz Sayın Vekilimin hatırlattığı bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle İskenderun'da da Yüksek Seçim Kurulu'nun talimatına rağmen il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu birinci sırada olduğu belirtilen ama itiraz süreci devam ederken tasdik olmamış, tescil olmamış adaya mazbatasını vermiş, hizmete başlamıştır. Yani aslında hukuksuzluğun en başındayız. En başındayız. Bu hukuksuzluğun bitmesini istiyoruz. Mazbata verilmesinin de kanunsuz ve hukuksuzluğunu biliyoruz ama bunu veren seçim kurulu başkanımız vardır. Takdirini YSK'ya bırakıyoruz. Suç duyurusunda bulunma niyetimiz de vardır. Teşekkür ediyorum.